Eğer siz de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kendiniz veya çocuklarınız için anlamlı etkinlikler düzenliyor veya düzenlemek istiyorsanız, bu toprakların geçmişini anlatan müzeleri ziyaret etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Örneğin bunlardan bir tanesi İmalatı Harbiye Müzesi. Ankara ve Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan, ülkemiz sanayi ve teknolojisinin gelişiminde büyük katkılar sağlayan makine ve kimya endüstrisi yerleşkesinde yer alıyor İmalatı Harbiye Müzesi. Müzede Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrasına ait binlerce obje, eser sergilenmekte. İlk ankesörlü telefonlardan tutun da 1965 yılında makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilmiş ilk elektrik saatine, üretim tezgahlarından tutun da işlevini yitirmiş mermilere, savaş aletlerine kadar öyle geniş bir yelpazeye sahip ki. Resimler ve bilgi notlarıyla zenginleştirilmiş çeşitli sergi alanlarının bir bölümü de Kurtuluş Savaşı'ndaki hikayelere, o dönem kullanılmış araç ve gereçlere ayrılmış. Kılıçların, tüfeklerin, top arabalarının arasında gezerken gözünüz o dönem cepheye mermi sağlayan tezgahlardan birinde çalışmış olan çocuk işçinin fotoğrafına takılıyor. O dönemde yaşamış çocukların ve gençlerin içinde bulunduğu koşullar, cephede ve cephe arkasında erken yaşta üstlendikleri sorumluluklar, vazifeler, kısacık ömürlerine sığan kocaman hikayeler bir bir canlanıyor akıllarda. Bu topraklar uğruna, bağımsızlık uğruna canını feda eden her vatan evladı çok değerli. Ancak söz konusu çocuklar ve gençler olduğunda feda edilenin sadece bir can değil, sevinçler, oyunlar, hayaller ve çok daha fazlası olduğunu hatırlatıyor insana. İşte tam bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de büyük bir hayranlıkla anmadan geçemiyorsunuz. Çocuklara ve gençlere birer bayram armağan ederek hem savaş şehidi gazisi olan çocukları ve gençleri onurlandırmış, hem de müthiş bir farkındalık yaratmış Atatürk. Onlar bizim geçmişimiz, geleceğimiz diye. Bu ülkenin her bir ferdinin çocuklara ve gençlere sahip çıkma, onları anlama, yollarını açma ve yanlarında olma borcu var. Bu ülkenin her bir ferdinin Şekerci Ökkeşlere, Etlioğlu Ahmet Duranlara, Erzurum Lisesi öğrencilerine, Çuhadar Alilere, Bombacı Ahmetlere ve nice isimsiz şehit yavrulara, gazilere borcu var. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan bugünü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, gurur ve minnetle anıyor. Bu kıymetli müzeyi Ankara'ya yolunuz düşerse mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz. Umudumuz, yarınlarımız olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyor. Onlar için aydınlık ve güzel günler diliyoruz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.